Babanı arayacaksın, diyeceksin ki bu sene oruç tutmasam olur mu? Valla ben babamla görüşmüyorum senelerdir. Anneyle aran nasıl? Ama o küfür eder abi. Bir arayalım mı? Arayalım. Alo, ya ben bu sene oruç tutmasam ne olur? Bu sene oruç tutmayacağım olur mu? Ben bu sene oruç tutmasam olur mu? Olur. Sanki daha önceki seneleri tutmuşsun da yani. Tamam. Tamam, hadi öptüm. Alo anne. Efendim anneciğim. Annem ben bu ay oruç tutmasam olur mu ya? Beni bağlamaz neylesin. Sorun olmaz değil mi? Sorun olmaz. Ya ben tutarım, sıkıntı yok. Tamam, tamam. Ne kadar araştırırsam araştırayım emin olamayacağım bir konu. Emin olmak için örnekler sunabilirim sana. Abi aslında sunmasan daha iyi ya. Babanı arayacaksın, diyeceksin ki baba bu sene oruç tutmasam olur mu? Babanın tepkisini ölçer. Bakın şöyle zaten sıkıntı yok Ramazanlar. Bana diyecek tutmazsan tutma. Alo. Efendim. Şey diyeceğim sana, bu sene oruç tutmayacağım ya, olur mu? Ya olur. Alo. Anne ne yapıyorsun? İyi, namaz kılıyorum. Anne sana bir şey söyleyeceğim ya. Ramazan orucunu tutmak istemiyorum bu sene. Tamam, tamam. Tutmuyorum o zaman. Anne. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Alo anne. Efendim anneciğim. Annem ben bu ay oruç tutmasam olur mu ya? Ne yaparsan yap. Diyorum ki bu ay oruç tutmasam ne olur diyorum. Niye? Ne alaka? Yani sordum öyle merak. Ya Efe şu an baban yanımda biliyorsun, seni duyuyor. Anladım. Ben kapıyorum annem, tamam. Tamam annem, kapıyorum, hadi bay bay. Sanırım olmaz. Kibarca olmaz dedi. Alo anne, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben bu ay oruç tutmayı istemiyorum. Niye? İstemiyorum işte. Niye tutmayacağım işin? Ya tutmak istemiyorum, bir sakıncası olur mu? Ama tabii günah. Sevap işleyeceğiz de tutacaksın, öyle bir şey yok. Tamam, hadi görüşürüz, ararım ben seni. Ben bu sene oruç tutmasam olur mu? Olur. Ne diyorsun baba? Sanki daha önceki seneleri tutmuşsun da yani. Tamam, bir dahaki sene tutacakmışsın da. Alo. Alo. Baba ben bu ay oruç tutmasam olur mu ya? Olur olur, tamam hadi. Olur mu, tamam. Hadi affettim seni. Teşekkür ederim, tamam. Normalde tutuyor musun? Yok. Neden? Tercih etmiyorum çok ya. Babadan da izni aldık şimdi. Müslüman mısın yoksa? Herhangi bir inancım yok ya benim aslında. Anneyle aran nasıl? Ama o küfür eder abi. Alo anneciğim, ne haber? Bir şey sor. İyiyim ben de, bir şey soracağım sana ya. Ya ben bu sene oruç tutmasam ne olur? Tamamdır, teşekkür ederim, öpüyorum. Ne yapıyorsun baba? İyiyim, sen ne yapıyorsun baba? İyiyim, öyle dışarıdaydım. Baba ben bu ay oruç tutmayacağım ya. Sorun olmaz değil mi? Yok yok, sorun olmaz. Ben tutarım, sıkıntı olur. Tamam, tamam baba. Abi diyor, bir şey yaptı, şüphede kaldı bir. Tamam dedi, sorun yok dedi herhalde evde. Alo. Ne oldu? Ya ben bu ay oruç tutmayacağım. Beni bağlamaz neylesin. Evet, tamam o zaman, hadi görüşürüz. Annem ne yapıyorsun? Ben de Kadıköy'deyim. Bir şey soracağım sana. Bu sene oruç tutmazsam olur mu? Ya tutmasam olur mu bu sene? Tutmuyorsun ki zaten sen. Evet, evet doğru. Neyse, tamam, ben de çok öpüyorum. Evet, evet. Tamamdır, bay bay. Sen niye tutmuyorsun? Ben niye tutmuyorum? Eskiden küçükken tutuyordum ama şu anda hani Müslüman değilim. Hani inancım o yönde değil. Ama seviyordum küçükken tutmayı, evet. Pek dayanamıyordum ama olsun. Gene de güzeldi tutmak. Neden inancını değiştirdin? Bir şey mi sebep oldu? Yaşım geçtikçe bazı şeylerin kendimce farkına vardığımı hissettim. 2-3 defa falan daha değiştirdim. Bazı şeyleri okudum tabii. Ama
doğru yolu hala bulduğumu düşünmüyorum yani inanç bakımından. Çünkü çok fazla inanacak şey var dünyada, hayatta. Yaratıcıya inanıyor musun peki? Daha çok evren gibi, daha çok bir doğa gibi. Hani biraz da benim inancım zamanla da alakalı. Hani zamana tapıyorum bir yandan, evrene, uzaya tapıyorum gibi düşünebiliriz. İleride ne olur bilemiyorum. Bazı şeyler yaşarım belki. Bazı yeni şeyler okurum, öğrenirim gün geçtikçe. İnancım değişebilir. Evrenin bu kadar mükemmel ve dizaynlı bir şekilde oluşmasını bir matematikçi araştırıyor. Evrenin tesadüfen oluşma olasılığını hesaplıyor. Diyor ki ya acaba bu evren tesadüfen oluşsaydı kaç parametre ve kaç olasılık vardı? Hesaplamalar yapıyor. İşte evrenin genişlediği noktalara bakıyor. Ne kadar genişledi, nasıl oldu, hesaplamaları bitirdiğinde 10 üzeri 123 rakamını buluyor. Bu sonuç şu demek: evrenin tesadüfen oluşması imkansız diyor. Nobel ödülü alıyor. Bu tezinden dolayı bak, evrenin bir yaratıcıya ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Bu da bizi şuna götürüyor. Düzenli ki işte her şey, açısal olarak da. Muazzam bir düzen. Mesela diyor ki biz demiri indirdik diyor Enzel'le. Garipsemiştim ya, dedim acaba haşa ayette bir sorun mu var? Çünkü demir madenlerden çıkartılıyor. Şimdi bilim adamları daha bu son 100 yıldır bulduğu çalışmada süpernova patlamalarıyla ancak demir oluşabiliyor. Güneşteki ısıyla demir oluşamıyor. Veya dünyadaki herhangi bir sıcaklıkla asla demir oluşamıyor. Dünyamıza göktaşları sürekli vura 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 demir elementini bize süpernova patlamalarından gelen yıldızlardan sağlıyorlar. Şimdi 1400 yıl önce bilimin olmadığı, ilmin olmadığı ve ümmi bir zat nasıl olur da şu an bilimin yeni çözümlediği bir şey bize sunabilir? Aslında doğru araştırabilirsek, doğru bakabilirsek bize çok mesaj var Kur'an-ı Kerim'de. Evet, evet. O yüzden bir okumanı, bir araştırmanı tavsiye ederim. Ya ben Kur'an-ı Kerim'i de çok merak ediyorum. Genelde okumak için çok zamanım olmuyor. Bir de çok da okumayı seven bir insan değilim. Ya bir sürü teori olabilir ortada. Doğrudur, yanlıştır. İnsan... Ama bir yaratıcının varlığını ispat ediyor aslında bunu. Aslında evet. Bir bakıma da öyle yani. Doğru. Dediğiniz gibi evet. Bence bu pencereden de baksan güzel olur. Ya ben zaten her zaman her pencereden bakmaya özen gösteriyorum. Çünkü her şekilde yeni bir şeyler öğrenebilirim, katabilirim kendime. Bizim YouTube'da Hayalhanem diye kanalımız var. Bununla alakalı çok fazla çalışmalarımız var. Müsait olduğunda bakarsın. Tabii ki de. Sen peki oruç tutuyor musun? Yok, tutmuyorum. Neden? Çok fazla herhalde oralarda değilim pek. O yüzden tutmuyorum. Ne kadar üzerine düşünürsem düşüneyim, ne kadar araştırırsam araştırayım emin olamayacağım bir konu. O yüzden çok fazla... Emin olmak için örnekler sunabilirim sana. Abi aslında sunmasan daha iyi ya. Peki sen oruç tutacak mısın bu sene? Yarı yarıya tutsak olur mu? Yarısını tutarız, yarısını tutmayız. Yani hiç tutmamaktan iyidir. Tutuyorum genelde. Sen tutacak mısın peki? Tutacağım. Herhalde oruç tutuyorsun sen. Evet, oruç tutuyorum. Allah kabul etsin. Peki oruç tutuyor musun? Bu sene tutacağım da işte babam bir herhalde. YouTube'da yayınlıyorum. Tamamdır. Bunu biz YouTube'da yayınlayacağız. İznin var herhalde. Var var abiciğim. Bunu YouTube'da yayınlayacağız. Tamamdır. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Hangi kanallı? Hayalhanem. Burada. Hayalhanem. Hayalhanem. Aynen. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Tamam, buyurun. Bir sıkıntı. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Yayınlayın hele. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Olur, tamam. Yayınlayalım abi, sıkıntı yok. Tabii ki de yayınlayalım. Eyvallah. Çok memnun oldum. Var mı isteğin? Yok, teşekkür ederim. Görüşürüz. Dikkat kendine. Kolay gelsin. Eyvallah. Allah'a emanet. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.